Şimdi Spinoza'nın burada tekrar tekrar söylemeye çalıştığı şeyler var. Galiba başka türlü de söylenemezdi bunlar. Çünkü karşı tarafa, yani böyle bir kitap yazdığınızda düşüncelerinizi tekrar tekrar söylemek, başka başka kelimelerle belki söylemek durumundasınız ki hedefiniz açılabilsin önünüze. Geçen hafta elektrik kesildi, bir yerde kalmıştık. 227. sayfa. Aslında kaldığımız yer bir özet de bir şekilde. Çünkü şunu sürekli söylüyor, daha önceki 7. bölümde de söylemişti. Daha önceki bölümlerde de söylemişti. Peygamberlerle ilgili. Diyor ki, başlıyoruz. Değil mi? Kayıt. Peygamberlerin emin oldukları kesinlik bütünüyle şu üç noktaya dayanıyordu. Yani iletilerini gönderirken. Canlı ve ayrıksı bir hayal gücü, bir belirti olacak. Yani bu tanrısal bir iletidir diye. Üç, son olarak da ve özellikle adil ve iyi olana eğilimli bir kafa yapısı olacak. Yani peygamberlerin özelliği. Onlar başka gerekçelere dayanmıyorlardı. Yani akla veya doğa bilimine, doğal ışığa dayanmıyorlardı. Demek ki otoritelerini zamanında konuşarak seslendikleri halka yazdıklarıyla da bize kanıtlamak için başka savlara başvuramazlar. Üç temel şey var. Yani onların ayar güçlerinin ne kadar canlı ve farklı olduğu, bir takım şeyleri görüp duyabilme, anlatabilme ve onlarda o farklılığa dair bir belirtinin olması ve iyi insan, toplumda saygı gören insan olması ve ona uygun bir kafa yapısı. İlk nokta, yani şeyleri canlı biçimde hayal etme olgusu, sadece peygamberler için geçerli olabilir. Öyleyse vahye ilişkin olarak bel bağlayabileceğimiz tüm kesinlik yalnızca diğer iki noktaya dayanabilir. Ve dayanmalıdır. Belirti ve öğreti. Yani bu sözlerin tanrısal sözler olup olmadığını nereden bileceğim? Kaldı ki Musa'nın kesin olarak öğrettiği şey de budur. Yasanın tekrarı 18'de halka Tanrı adına gerçek bir işaret göstermiş olan peygambere itaat etmesi için emir verir. Yani bunun bir işareti var. Dolayısıyla bu peygamberdir. Ona itaat edin. Tanrı adına olsa bile sahte bir kehanette bulunan kişinin de öldürülmesini emreder. Belirtilerle ve olağanüstü şeyler yaparak otoritesini doğrulamış bile olsa, halkı gerçek dinden uzaklaştırmak isteyen için de aynı şey söz konusudur. Bundan çıkan sonuca göre sahte peygamber karşısında gerçek bir peygamber, öğretinin ve mucizelerin bir araya gelmesiyle tanınır. Yani mucizeler belirti diyelim. Dolayısıyla başka bir bakın, akla
dayanan, ya bilgiye dayanan dayanakları yok. Öğreti, belirti. Yani Musa'dan söz ederken bunların olduğunu görürsünüz. Bu yüzden biz de kutsal kitapta, yani peygamberlere yalnızca şu nedenle inanmak zorundayız. Belirtilerle doğrulanmış bir öğreti nedeniyle. Bakın bu nokta çok dikkat çekici ve işin özü. Hayal gücü yüksek olacak, diğer insanlardan daha farklı duyup anlayabilecek. Ama bu mantıksal bir sistem değildir. Bu daha çok düşlere ilişkin. Bunun için farklılığınızı gösterecek belirtileriniz olacak ve öğretiniz olacak. Bu kadar. Bu üç noktayı üzerine hakikaten kafa yormak lazım. Yani din getirdiğini söyleyen inanç insanlarının Spinoza'ya göre üç temel dayanağı vardır. İlkini tartışmıyor. Bunlar zaten peygamber olarak bilindiğine göre hayal güçleri gelişmiştir. Belirti ve öğreti. Zaten onların peygamber olarak bilinmesinde işte Kızıldeniz'in yarılması örneğin, işte İsa ile de ilgili ölünün diriltilmesi, hastaların iyileştirilmesi gibi. 228. sayfaya geçiyorum. Öğreti ve başlıca tarihi anlatılar açısından kutsal kitap bize bozulmadan ulaştı. Onu matematiksel olarak kanıtlamak mümkün değilse de tüm teolojiye ve tüm kutsal kitaba ilişkin bu temeli kabul etmek sağlıklı bir yargıdır. Çünkü bunu kabul etmediğinizde iş çok sarpa sarabilir, bozulmadan geldiğini. Mesela bu eleştiri çok ilginç. Bir gün bir ortamda, galiba Polonya'daki bir toplantıda, öyle bir dindar bir fizikçi vardı galiba. Ya dedi, bu İslamiyet dedi böyle şeydir, dinmin değildir. Yani Tanrı'nın iletileriyle ilgisi yoktur. Çünkü oradan gelen mesaj varsa bile çarpıtılmıştır demişti. Demek ki bu çarpıtılma meselesi farklı dinlerde olan insanların, tek tanrılı dinler için söylüyorum, birbirlerini suçlamak veya küçümsemek için veya olumsuzlamak için kullandıkları bir dayanak noktası. Yani size yukarıdan bir ileti gelmiş bile olsa siz onu çarpıttınız. Yani biz de aynı şekilde Hristiyanlıkla ve Musevilikle ilgili benzer dayanaklarla konuşabiliyoruz. Kuşkusuz şunu kabul ediyorum. Felsefe ile teolojinin birbirine aykırı düştüğüne inananlar var. Bu yüzden de ikisinin birbirinin hüküm sürdüğü alandan kovulması, etkinliğine son verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bunlar teolojinin temellerini sağlama almaya çalışmakta ve onu matematiksel olarak kanıtlamaya girişmekte haklılar. Gerçekten de kim
umutsuz ve deli değilse, aklı boşlama hafifliğini göstermek ister. Yani kimse deli ve umutsuz olmayan herkes akla önem verir. Sanatla bilimi mahkum edip aklın kesinliğine güvenmeyi reddeder. Kim yapar bunu? Yani sanat dediği de işte güzel sözler. Belki esinle gelen sözler. Ama yine de onları bütünüyle bağışlayamayız. Çünkü aklı aslında onu kovmak için yardıma çağırıyor ve onu kesinlikten yoksun kılmak için de kesin bir neden bulmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani teologların matematiksel ve mantıksal yöntem kullanmaya çalışan teologların yaptığı aklı sözde kullanmak olmakla birlikte Spinoza'ya göre aklı kovmaktır. Aklı kovmak için kendi alanlarından aklı kullanıyorlar. Çünkü ele aldıkları malzeme akılla işlenemez. Yani Spinoza'nın iddiası budur. Matematiksel kanıtlamalarla teolojinin doğruluğu ve otoritesini ortaya koymaya, akıl ve tabii ışığın otoritesini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ama böylece teolojiyi aklın buyruğu altına zorla sokmaktan başka bir şey de yapmamış oluyorlar. Görünüşe bakılırsa aklın tabii ışığıyla aydınlatılmadığında teolojinin otoritesinin hiçbir parıltısının olamayacağını sanıyorlar. Bu arada tam tersine bütünüyle kutsal ruhun iç tanıklığına dayandıklarını ve yalnızca inançsızları ikna etmek için aklı yardıma çağırdıklarını söyleyerek övünüyorlar. Ama sözlerine asla kanmamak gerekir. Çünkü onlara bu dili kullandıran duyguları ve boş gururları olduğunu göstermemiz zor olmayacak. Gerçekten de önceki bölümden apaçık çıkan sonuca göre kutsal ruh yalnızca iyi işlere tanıklık eder. Ama sizin yaptığınız iyi iş değildir. Bu yüzden Pavlus Galatyalılara mektup 5:22'de onlara kutsal ruhun meyveleri der. Gerçekte kutsal ruh da iyi davranışların zihinde uyandırdığı huzurdan başka bir şey değil. Ama salt spekülasyona ilişkin olanın doğruluğu ve kesinliğine gelince ona tanıklık edecek bir ruh yok. Yani kutsal ruh dediğiniz şey ancak iyilikte size yardımcı olabilir. Yalnızca akıl gerçekliğin alanında hak iddia eder. Oysa teoloji bu alanda değildir. Müthiş bir laf. Gerçekliği tabii ışığa bırakacaksınız. Eğer onlar bunun dışında gerçeklik konusunda güvenebilecekleri bir başka ruha sahip olduklarını iddia ediyorlarsa boşuna övünüyorlar demektir. Yani kutsal ruh gerçeklikle ilgili alanlarda çalışmaz. Onun alanı başkadır. İnanç alanıdır. Sözleri duygularına dayalı ön yargıyı açığa çıkarır bu.
ya da felsefecilerin karşısında yenilmek ve halkın alay konusu olmak gibi büyük bir korku onları kutsallığa sığınmaya iter. Ama boşuna gayret. Hangi sunak aklın yüceliğine saldırana sığınak olabilir? Müthiş bir söz. Yani sunak ibadet yeri. İşte kurbanları sunduğunuz falan. Veya dua ettiğiniz. Hangi sunak aklın yüceliğine saldırana sığınak olabilir? Ama bırakalım onları. Şunları gösterip sağlarımın içini yeterince doldurduğumu sanıyorum. Neden felsefeyi teolojiden ayırmak gerekir? Felsefe ve teoloji esas olarak neden oluşur? Felsefe de, teoloji de birbirinin hizmetinde olmamalıdır. İkisi de diğerinin itirazı söz konusu olmaksızın kendi alanında hüküm sürmelidir. Yani senin teolojin sana, benim felsefem bana. Veya benim teolojim bana, senin felsefen sana. Son olarak da elime fırsat geçtiğinde bu iki disiplinin şaşırtıcı biçimde birbirine karıştırılmasından, aralarında ayrım ve fark gözetilmemesinden kaynaklanan saçmalıkları, sakıncaları gösterdim diyor. Yani bunları birbirine lütfen karıştırmayınız. Efendim 16. bölüme geçiyoruz. Devletin temelleri, burada bakalım bu konuya geçecek ve üstün gücü kullananların hakkı. Artık kendimize şunu sormanın zamanı geldi. İnsana bırakılan bu düşünme ve her insan için düşündüğünü söyleme özgürlüğünün sınırı en iyi devlette nereye kadar genişler? Şimdi bu sağlıklı biçimde felsefeyi ve inancı yaşamak için devlet düzeni ne olmalıdır? Müthiş bakın. Bir şekilde Platon'un tavrına benziyor. Yani inancımızı yaşayabilmek, tabii ışığı kullanabilme özgürlüğüne sahip olabilmek için devlet düzeni, erki kullanma, yönetim erki nasıl olmalı? Bu sorunu düzenli biçimde incelemek için devlet ve dinle ilgilenmeden önce devletin temelleri sorununu aydınlatmamız ve ilk olarak da her insanın tabii hakkını incelememiz gerekir. Bu o çağda çok önemli bir soruydu. Tabii hak, insan hakları, mesela John Locke falan bu konularda işte üç temel insan hakkı olduğunu söylemişti. Yaşama hakkı, değil mi? Özgürlük, özgür olma hakkı, üç, mülk edinme hakkı olarak, üç, negatif hak. Buna negatif hak deniyor. Yani neden negatif deniyor? Çünkü onsuz yapılamadığı için. Üç hakta olması gerekiyor. Bakalım Spinoza ne diyecek? Tabiatın hakkı ve düzeninden her bireye ilişkin tabiat kurallarını anlıyorum.
İşte her hayvanın, örneğin tabiat, balıkları yüzmek, büyük balıkları da küçükleri yemek üzere belirlemiştir. Dolayısıyla üstün bir tabii hak uyarınca balıklar suların efendisidir ve büyük balık küçük balığı yer. Kuşkusuz mutlak olarak düşünüldüğünde tabiatın gücü altında olan her şey üstün her şeyin tabiatın gücü altında olan her şey üzerinde üstün bir hakkı var. Yani tabiat baba gibi bir şey getirdi. Tabiat efendi, tabiat yönetiyor. Bizim zamanımızda şey denildi. Tabiat hükmünü icra ediyor. Efendim tabiat hükmünü icra ediyor. Mesela bir kız bir delikanlıyla kaçtı değil mi? Ne oluyor filan deyince büyükler şey, tabiat hükmünü icra ediyor. Böyle derlerdi. Bir başka deyişle tabiatın hakkı onun gücünün uzandığı yere kadar uzanır. Çünkü tabiatın gücü her şey üzerinde üstün bir hakkı olan Tanrı'nın gücüdür. Baklayı ağzından çıkardı. Neydi? Benediktus. Benediktus genç takmadı galiba. Benediktus baklayı ağzından çıkardı. Tabiatın gücü Tanrı'nın gücü. Ama tüm tabiatın evrensel gücü bir arada ele alındıklarında tüm bireylerin oluşturduğu güçten başka bir şey değildir. Yani demek ki bireylerin oluşturduğu toplumun gücü, değil mi? Toplumun gücü eşittir doğanın gücü eşittir Tanrı'nın gücü. Denklem çıktı. Bunun sonucunda her bireyin gücü altında olan her şey üzerinde üstün bir hakkı vardır. Hak nereden geliyor? Hakkın kökenini söyledi. Gücüm altında olan her şey üzerinde hakkım vardır. Delikeli bir söz. Çünkü birini döve döve, değil mi? Gücümün altında olduğun için senin üzerinde hakkım vardır. Şeyi çıkabilir. Ya da her insanın hakkı kendisine ait belirlenmiş gücün uzandığı yere kadar uzanır. Belirlenmiş güç. Kim belirliyor? Değil mi? Kenarına yazalım. Kim belirliyor? Tabiatın üstün yasasına göre de her şey elinden geldiğince kendi varlığında var olmayı sürdürmeye uğraşır. Bunlara tabii biz ne diyoruz? Ontoloji. Yani burada varlıkla ilgili belirlemeler yapıyor. Bunu da kendinden başka hiçbir şeyi hesaba katmadan yapar. Yani burada her varlığın kendine özgü var olma gücü olduğundan söz ediyor. Sonuç olarak her bireyin bunun için, yani daha önce de söyledim, tabii olarak belirlendiği biçimde var olmak ve davranmak için üstün bir hakkı vardır. Üstün bir şeyi varsa, yani gücü varsa kendi üzerinde, o zaman
gücünün olduğu şeyler üzerinde hakkın var. Ya bu masum bir şey gibi görünüyor ama yani hakkı başka türlü niçin hakkın var? Hadi bakalım. Cevap. Niçin özgür olma hakkın var? Çünkü özgür olabilirim de onun için. Özgür olabiliyorsam hakkım var. Çünkü özgür olabilme gücüm var. Özgür olabilme gücüm varsa özgür olma hakkım olacak. Yani bu bir tipik tabii 17. yüzyıl entelektüel çevrelerinin tartışma alanından geliyor. O dönem bu problemler çok tartışılıyordu. Burada insanlarla tabiatın diğer bireyleri arasında hiçbir fark olmadığını söylüyoruz. Akıllılarla gerçek akıldan habersiz olan diğerleri, sağlıklı bir kafaya sahip olanlarla deliler ve ahmakça davrananlar arasında hiçbir fark yoktu. Her varlık tabiatının yasalarına uyarak yaptığı her şeyi üstün bir hak uyarınca yapar. Burada döngüsel bir şey oldu. Yani yapabildiği için hakkın var, hakkın olduğu için yapabilirsin. Ama şöyle bir farklılık olabilir. Yapabildiğin için hakkın var, buradaki yapabilme doğadan geliyor. Hakkın olduğu için yapabilirsin. Bu hak toplum tarafından herhalde kabul edilmeli ki onu gerçekleştirebilesin. Yani özgür olabilirsin. Hakkın var ama o hakkı doğal olarak hakkın var. Fakat kültürel, siyasal olarak o hak sana verilmemiş olabilir. Tabiat tarafından belirlendiği biçimde davranmaktadır. Başka türlü davranamaz. Deli ise delilik yapma hakkı var. Tabiat onu öyle belirlemiş. Tehlikeli sözler bunlar, açık veriyor. Ama bakalım, bu nedenle insanların yalnızca tabiatın hükümranlığı altında yaşadıkları göz önüne alındığı sürece henüz akıldan ya da özdemli alışkanlıklardan yoksun olan yalnızca iştahın yasaları altında yaşar. Yani iştahın yasaları dediği bedenin devamı için oluşan arzular üzerindeki yasalar. Hayatını aklın yasalarına göre yönlendirenin de sahip olduğu aynı üstün hak. Bilgenin aklın buyurduğu her şeyi yapmaya, yani aklın yasaları uyarınca yaşamaya üstün bir hakkı vardır. Ama aynı biçimde bir cahil kadar ahlaki gücü olmayan birinin de iştahın onu yapmaya ikna ettiği her şeyi yapmaya, bir başka deyişle iştahın yasalarına göre yaşamaya üstün hakkı vardır. Bu tam da Pavlus'un öğretisidir. Yasa öncesinde, yani insanların tabiatın hükümranlığı altında yaşadıkları göz önüne alındığı sürece günah diye bir şey yok. Çünkü tabiat hükmünü icra ediyor. Burada günah yoktur. Bu nedenle her insanın tabii hakkı sağlıklı akılla değil,
arzu ve güçle belirlenir. Çünkü herkes tabii olarak aklın yasaları ve kuralları uyarınca davranmak üzere belirlenmemiştir. Dikkat edin, burada farklılık var. Yani tabiatın yasaları farklı, aklın farklı. Tam tersine herkes her şeyden habersiz doğar. İnsanlar eğitilmiş de olsalar, gerçek yaşama usulünü tanımayı ve erdemli alışkanlıklar edinmeyi becerene kadar hayatlarının büyük bir bölümü geçip gider. Onlar hep tabii yasalara göre davranırlar. Yani tam aklın yasalarına göre davranacaktım ki yaşlandım, bunadım ve öldüm. Vakit kalmadı. Yani dolayısıyla böyle bir tehlike de olabilir. Yine de bu süre içinde yaşamak ve ellerinden geldiğince varlıklarını korumak, yani bunu yalnızca iştahın itkisiyle yapmak zorundadırlar. Çocuklar. Ve bütün yaşamı boyunca birçok insan. Yani aklın yasalarını kullanacağız da vakit yok. Habire çalışmaktan. Çünkü tabiat onlara başka şey vermemiş ve onları sağlıklı aklı izleyerek yaşamanın edimsel gücünden yoksun bırakmıştır. Bu yüzden bir kedi aslan tabiatının yasalarına ne kadar uymak zorundaysa, onlar da sağlıklı bir zihnin yasalarına o kadar uymak zorundadır. Bu nedenle yalnız tabiatın hükümranlığı altında ele alınan her insan, onu ister sağlıklı akıl yönetsin, ister duyguları gütsün, güzel bir sözcük, duygular, duygularım beni güdüyor. Değil mi? Hayvan gütmek. Kendisi için yararlı bulduğu şeyi üstün bir tabii hak gereği isteyebilir ve onu kaba kuvvete veya hileye başvurarak, yalvarıp yakararak ya da kendisine en kolay gelen başka bir yoldan ele geçirebilir. Dolayısıyla da emeline ulaşmasını engellemek isteyeni düşman sayabilir. Bundan şu sonuç çıkar. Herkesin içinde doğup ömrünün büyük bölümünü geçirdiği tabiatın hakkı ve düzeni, kimsenin arzu etmeyeceği ve yapamayacağı şey dışında hiçbir şeyi yasaklamaz. Ne hilekarlığı, ne kini, ne öfkeyi, ne çatışmayı, ne iştahın yönlendirdiği herhangi bir şeyi dışlar. Bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü tabiat yalnızca insanlara ve onların korunmasına, gerçekten yararlı olanı hedefleyen insan aklının yasalarıyla sınırlı değildir. Onu insanın küçük bir parçası... Efendim? Bir şey mi söylediniz? Onu insanın küçük bir parçası olduğu, tüm tabiatın sonsuz düzenine ilişkin sınırsız sayıda başka yasalar yönetmektedir. Tüm bireyler saf bu düzen zorunluluğuyla belli bir biçimde var olmak ve davranmak üzere belirlenmişlerdir. Öyleyse tabiattaki bir şey bize gülünç, saçma ya da kötü geldiğinde bunun nedeni
her zaman şeyler hakkında yalnızca kısmi bir bilgimiz olması, tabiatın tamamının düzeniyle iç bağlantılarını büyük bölümden habersiz, büyük bölümünden habersiz olmamızdır. Bu tipik bir stoa düşüncesidir. Yani stoacı bir bakış. Oysa aklın kötü saydığı şey, evrensel tabiatın düzeni ve yasalarına değil, saf kendi tabiatımızın yasalarına göre kötüdür. Yine de aklımızın yasaları belirli buyrukları uyarınca yaşamak insanlar için, yine aklımızın yasaları ve belirli buyrukları uyarınca yaşamak insanlar için çok daha yararlıdır. Hani tabiatın mı, aklın mı, hangi yasa? Demek ki tabiat ve akıl diye ayırıyor. Belki de akıl tabiatın yasaları içinde onun bir alt kümesi olabilir. Ayrıca her insan mümkün olduğunca güvenlik içinde korkudan uzak yaşamak ister. Bunun için de yardımlaşma olması gerekir diyor. O zaman şunu açıkça görürüz. İnsanlar güvenlik içinde ve elden geldiğince iyi yaşamak için birlikte hareket etmek zorunda kalırlar. Bunu yapabilmek için de her birinin tabii olarak her şey üzerindeki hakkının topluca kullanılmasını ve bu hakkın artık her insanın gücü ve iştahınca değil, topluca herkesin gücü ve iradesince belirlenmesini sağladılar. Bununla birlikte yalnızca iştahın önerilerine uymak isteselerdi, girişimleri boşuna olur. Çünkü iştahın yasaları her insanı farklı yöne sürükler. Ama aklın yasaları öyle değil. Akıl yasaları ortaktır. Dolayısıyla çok sağlam bir düzenleme yapıp şu konularda kesin bir söz vermeleri gerekti. Her şeyi yalnızca aklın buyruğuna göre yönlendirmek, ki sağduyudan yoksun gözükmek istemiyorsa, hiç kimse buna açıkça karşı çıkmayı göze alamaz. Aklın buyruğu. İnsana başkasına zarar verebilecek herhangi bir şey önerdiği ölçüde iştahı dizginlemek, kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmamak, 4 tane ilke söyledi. Ve son olarak da başkasının hakkını kendi hakkı gibi savunmak. Şimdi göreceğimiz şey şu olacak. Geçerli ve sağlam olması için bu anlaşma nasıl yapılması gerekiyordu? Yani 4 noktanın sağlanması nasıl gerekiyor? İnsan tabiatının evrensel yasası bir yasası uyarınca kimse iyi olduğuna karar verdiği bir şeyden vazgeçmez. Yeter ki daha büyük bir iyilik ummasın. Ya da daha büyük bir kötülükten çekinmesin. Aynı yasa uyarınca kimse de kötü bir şeye katlanmaz. Yeter ki daha büyük kötülükten kaçınmasın ya da çok daha büyük bir iyilik ummasın. Başka bir deyişle her insan iyi 2 şeyden daha iyi olduğuna karar verdiği şeyi
ve iki kötü şeyden kendisine daha kötü gözükeni, daha az kötü gözükeni seçer. Daha iyi olanı ve daha az kötü olanı seçer. Özellikle seçimi yapana daha iyi ya da daha kötü gözüken diyorum. Bundan gerçeklik onun kararına mutlaka uygundur anlamı çıkmaz. Yani gerçekten öyle mi değil mi bilmiyorsunuz ama öyle görüyoruz. Bu yasa insan tabiatına öylesine derinden kazınmıştır ki o kimsenin habersiz olamayacağı sonsuz gerçekler arasında sayılmalıdır. Söz konusu yasanın zorunlu sonucu olarak kimse her şey üzerindeki hakkından vazgeçme sözü vermeyecektir. Yeter ki hileye başvurmuş olmasın. Kesinlikle kimse de böyle sözleri yerine getirmeyecektir. Yeter ki daha büyük bir kötülükten çekinmesin ya da daha büyük bir iyilik ummasın. Daha iyi anlaşılabilmek için varsayalım ki bir soyguncu beni istediği zaman elimdekileri ona bırakmam için söz vermeye zorluyor. Gösterdiğim gibi tabii hakkım yalnız benim gücümle belirlenmiş olduğundan bu soyguncudan istediği her şey için söz vererek hileyle kurtulabileceksem tabii hak sayesinde bunu yapabileceğim açıktır. Bir başka deyişle beni zorladığı anlaşmayı kabul edip onu aldatabilirim. Ya da varsayalım ki birine onu kandırma niyeti taşımaksızın 20 gün boyunca ağzıma bir lokma koymama sözü verdim. Sonra da aptalca bir söz verdiğimi ve kendim için büyük bir zarara yol açmadan bu sözü tutamayacağımı fark ettim. Tabii daha kötü olmak zorundadır. İşte bakın yani nihayetinde kurnaz bir Yahudidir. Üstün bir hak uyarınca böyle bir anlaşmayı bozabilir ve bu sözü hiç verilmemiş sayabilirim. Bakın yalan söylerim demedi. Anlaşmayı bozarım. Bu tabii hakkın bana verdiğini söylüyorum. Yani sözümü tutmama hakkım var. Bundan sonraları ahlak ilkeleri haline getirilmiştir. Değişik felsefeciler tarafından. Yani sözümü ne zaman bozabilirim? Yani çok yüzlerce kitap, binlerce makale yazıldı bu konularla ilgili. 234. sayfaya geçtim. Buradan şu sonuca varırız. Yararlı değilse hiçbir anlaşmanın hükmü olamaz. İstanbul Anlaşması dahil derim. Yararlılık ortadan kalktığında anlaşma da sona erer ve geçersiz olur. Bu nedenle anlaşma yapılan kişiden sözüne bağlı kalmasını isteyen biri zamanlaşmasını boza etmiş olacaktır. Yani şimdi Spinoza'nın kendisi işte söz ver, bir dinin mensubu oluyor. Bakıyor ki buradan hiçbir şey çıkmaz. Bu beni zarara götürecek. Anlaşmayı bozabiliyor. Veya Hristiyan belki olmak için söz veriyor ama bakıyor ki bu hiç de yararlı bir şey değil, anlaşmayı bozabiliyor. Kuşkusuz özellikle bir devletin kuruluşunda bu böyle olmalıdır.
Ama tüm insanlar yalnızca aklın yönetiminde kolayca yollarını bulabilselerdi ve devletin üstün yararıyla gerekliliğini anlasalardı, istisnasız hepsi dalavereden şiddetle tiksinirdi. Hepsi devletin korunması olan şu üstün yarar arzusuyla sınırsız bir iyi niyet göstererek ve tüm ayrıntılarına kadar anlaşmalara kesin kez uyardı. Her şeyden çok da devletin üstün dayanağı olan verilmiş sözü tutmaya özen gösterirlerdi. Yani verilmiş sözü tutmak ilkeleri olacak. Devletin ikide bir değiştirmeyeceksiniz istediğiniz gibi. Ama öyle olmuyor. Bu nedenle insanlar içtenlikleri konusunda kesin işaret göstererek söz verseler ve sözlerini tutacaklarına yemin etseler bile hiç kimse verilen söze başka bir şey eklenmedikçe bir başkasına körü körüne güvenemez. Çünkü her insan tabii hak uyarınca hilekar davranabilir ve o tabii hak uyarıncadır. Yani hile yapma hakkım olduğu için hile yapabilirim. Neye hakkım olmaz? Uçmaya mesela. Yani uçakla diyeceğim, kendi başıma mesela. Çünkü böyle bir gücüm yok. Uçamadığım için uçma hakkım olamaz. E aynı şey mesela özgür olamadığım için özgür olma hakkım da olmayabilir. Bir türlü beceremiyorsa. Yani her neyse bu konular dipsiz. Daha önce ortaya koyduğumuz gibi tabii hak yalnızca her insanın gücüyle belirlenir. Yani asgari ücret alıyorsan işte o kadar parayla yaşama hakkın oluyor. Çok paran varsa daha gücün var çünkü. O güçlü bir şekilde yaşamaya hakkın oluyor. Hiç bu şey yani çok açık veren sözler bunlar. Dolayısıyla da her insan zorla ya da gönüllü olarak gücünden bir şeyleri başkasına devrettiği ölçüde bakın bu toplum nasıl oluşacak. Yani sizin az gücünüz var, benim çok gücüm var ama bir arada yaşayacağız. O zaman hakları devretmek gerekiyor diyor. Evet, güzel burası, güzel bir nokta. Demek ki sahip olduğu üstün güçle zor kullanarak herkesi baskı altına alan ve evrensel bir korku aracı olan ölüm cezası tehdidiyle onları kendisine bağlayan kişi herkes üzerinde üstün bir hakkında sahibidir ama bu hakkı her istediğini yapma gücünü koruduğu sürece elinde tutacak. Yani bu gücü olmadığı zaman hakkı da olmuyordu. Yani insanlar isyan edip onu aşağı indirdiklerinde hakkı da olmayacak. Öyleyse tabii hakla çelişmeden bir toplum oluşturabilmenin her türlü anlaşmayı kusursuz bir bağlılıkla her zaman koruyabilmenin yolu her insanın tüm gücünü topluma devretmesidir. Bak yani komünist bir şeyi de var herhalde belki. Spinoza, Benedictus abimizin. Herkes gücünü topluma devretsin.
Herkes cebindekileri ortaya koysun. Kimse cebinde bir şey saklamasın. Böylece yalnızca toplum her şey üzerinde tabiatın üstün hakkına sahip olacak. Ha. İşte toplum kuramları. Yavaş yavaş geliştirilen ta orta çağ öncesinden belki başlayan yahut eski Yunan'dan. Bir başka deyişle ister özgürce ister ölüm cezası korkusuyla her insanın itaat etmek zorunda olduğu üstün gücü devlet tutacak. Bu tür bir toplumun hakkına demokrasi denir. Acaba çeviri doğru mu? Onur bir baksana demokrasi lafı var mı metinde? Demokrasi lafı neyse. Demokratia demiş hocam doğru. Demokratia. Ha evet. Ama bir şey eklemek istiyorum. Güçte galiba çevirilerin bazılarında potentia, bazılarında potesta. Öyle bir kaba güçle şey ayrımını yapmış galiba. Ha. Yapmadan çevirmiş değil mi? Yani takip etmeye çalıştım. Edebildiğim kadarıyla ya birine bir kısmına baskı demiş bu potestasların. Ama galiba hepsinde böyle bir tutarlılık yok. İşte o da bizi yanıltabilir belki. Öyleyse demokrasi şöyle tanımlanır. Gücü altındaki her şeye ilişkin üstün hakka toplu olarak sahip evrensel insan birliği. Bunun sonucunda üstün güç hiçbir yasayla bağlı değildir. Ama herkes her konuda ona itaat borçludur. Yani ben doğar doğmaz borçlu, itaat borcuyla doğuyorum. Çünkü kendilerini savunma gücünün tamamını, yani tüm haklarını ona devrettiklerinde, açık ya da üstü kapalı bir anlaşmayla, hepsinin üstlenmiş olduğu yükümlülük budur. Gerçekten de bir şeyleri kendilerinde tutmak isteselerdi, aynı zamanda onu etkili bir biçimde savunmanın yolunu da bulmak zorunda kalırlardı. Tabii bu demokrasi şimdi bizim anladığımız demokrasi değil. Burada bir üstün güç kabul ediyorsunuz devletin, toplumun yönetiminde ve ona itaat etme. Tam da bunu yapmadıkları, siyasi bütünü bölmeden, ardından gelen çöküşe yol açmadan da yapamayacakları için üstün gücün iradesine mutlak olarak tabi oldular. Bunu kayıtsız şartsız gösterdiğimiz gibi hem zorunluluğun baskısı altında hem de aklın önerisine uyarak yaptılar. Dolayısıyla siyasi bütünün düşmanları olmak ve onu tüm gücümüzle savunmayı bize öneren akla aykırı davranmak istemiyorsak, üstün gücün tüm buyruklarını kesinlikle uygulamak zorundayız. Tabii burada üstün güç öyle anlaşılıyor ki tabiat, o da akıldır. Yani stoa. Tabiat eşittir akıl. Bunu söylemedi ama dünyanın en saçma emirlerini vermiş olsalar bile. Çünkü akıl böyle emirlerin de yerine getirilmesini buyurur. Kötü iki şeyden daha az kötü olanın seçilmesi için. Şunu da ekleyelim ki her insan başkasının buyruğu ve iradesine kayıtsız şartsız boyun eğme tehlikesini kolayca göze alabilirdi.
Çünkü şunu gösterdik. Üstün gücü kullananların istedikleri buyruğu verme hakkı yalnızca üstün gücü etkili biçimde ellerinde tuttukları sürece geçerlidir. Yani beni dövebildiği sürece beni dövme hakkı var, değil mi? Ama artık beni dövmediği zaman o hakkını kaybeder. Ben belki o hakkı kazanıp onu dövmeye başlayabilirim. Demokratik bir siyasi bütünde saçmalıktan kaygılanmaya hiç gerek yok. Ne diyeceğiz? Vallahi Spinoza, biz hiç kaygılanmıyoruz. Yani biz demokratik bütünlükte yaşayanlar, hiç merak etme. Biz hiç kaygılanmıyoruz. Senin de buyurduğun gibi, çünkü söz konusu olan büyük bir birlikse, onun çoğunluğunun tek ve aynı saçmalık üzerinde hemfikir olması hemen hemen imkansızdır. Yani hiç değilse bir kişi bu saçma ya diyebilirdi. Ne yazacağız kenarına? Kitabın nerede, keşke filan gibi. İkinci olarak bu demokrasinin amacı ve temeli nedeniyle de kaygı verici değildir bu demokrasi. Yine gösterdiğimiz gibi demokrasinin temeli ve amacı iştahın saçmalıklarından kaçınmak, insanları elden geldiğince, işte Hobbes'larda falan belki bir şekilde demokrasi demiyor da onlar da başka. İnsanları elden geldiğince aklın sınırları içinde tutmaktır. Uzlaşma ve barış içinde yaşasınlar diye. Söz konusu temel yerinden oynatılırsa, tabii Spinoza'nın burada akla müthiş inancı var. Böyle bir akıl anlayışı var. Akıl ve doğa anlayışı var. Pırıl pırıl bir şey. Tabii böyle başlıyor. Ondan sonra bu akla bir sürü itirazlar gelecek, gelmiş. Söz konusu temel yerinden oynatılırsa tüm yapı kolayca çöker. Demek ki bunları gözetmek yalnızca üstün gücün işidir. Uyruklara düşense söylediğimiz gibi. Yani üstün güç akıllı olacak, diğerleri ona uyacak. Yani aklın yoksa akıllara uy diyor. Ama belki de böylece uyrukları, yani yönetim altında olanları, kölelere dönüştürdüğümüz düşünülecektir. Çünkü kölenin buyrukla hareket ettiği, hayatını gönlünce düzenleyenin de özgür olduğu sanılır. Oysa bu pek de doğru değil. Bakın, özgürlük. Aslında keyfinin ardında sürüklenen ve kendisi için yararlı olanı görmek ve yapmaktan aciz olan kişi en büyük köledir. Yani sosyal statüsü köle olmasa da yalnızca tüm gönlünce aklın yönetiminde yaşayan kişi özgürdür. Bakın, özgürlük. Emir üzerine eylemde bulunmaya, yani itaate gelince, elbette o özgürlüğü belli bir biçimde kısıtlar ama eylemde bulunanı anında köleye dönüştürmez. Yani emir alıyor diye köle olmuyor. Köleyi köle yapan eylemin nedenidir.
eylemin hedefi eylemde bulunanın yararına değil de emir verenin yararına yönelikse, o zaman eylemde bulunan bir köledir, kendisine yararı yoktur. Yoksa emir alıyorsunuz, alınan emiri yerine getirirseniz, bu sizin yararınıza, yararınıza ise, bundan yararlanıyorsanız köle değilsiniz. Tabii burada yarar ne demek sorusu galiba. Bakın bütün bu felsefe işleri böyledir. Birisi müthiş bir şey bulduğunu söyleyerek buluşlarını öne sürer ve gıcıklar, hep birisi bir şey bulsun da eleştirelim diye beklerler ve saldırırlar. Ben de tam hocam sormak üzereydim. Burada yarar dediği çıkar mı acaba diye. Evet, çıkar. Çıkar da denmiş sonraları, yarar. Yani yarar böyle çok yumuşak, masumane bir ifade. Evet, çıkar yani, biraz daha şeydir diyorsun. Sanki ama hepsini galiba kastediyor. Öyleyse yasaların sağlıklı akla dayandırıldığı devlet en özgür devlet. Platon, bir anlamda belki. Andırıyor, yani tam Platon demeyelim. Çünkü böyle bir devlette her insan, şimdi felsefeci veya bu şekilde düşünen teolog, felsefe kırması birisi, aklı abartması. Çünkü ne yapsın adamcağız, yani başka bir çıkış yok. Bir tek aklı var. Onun için akılla bütün haksızlıklara karşı çıkmaya çalışacağız. Ey iktidar, aklımla seni yeneceğim. Çünkü şey sanıyor, yani iktidar da aklın yasalarına tabidir sanıyor. Aklın yasalarında çarpım cetveli gibi bir şey anlıyor. Yani 3 × 4 = 12. Herkes bunu kabul eder. Ama böyle değil ki. Yani aklın yasası belli alanlarında öyle. İşte matematik, mantık falan filan. Ama hayatta öyle değil. Çünkü orada birçok belirsizlik var. Belirsizlik varsa oyun alanı genişliyor. Yani ezilen de akılla mücadele ediyor, ezen de. O zaman herkesin aklı kendine gibi bir şey olmaya başlıyor. Artık bu kadar değil belki ama hani bu akıl dediğiniz şeyle oynayabilirsiniz. Yani sonuçta bunun ilk oynayıcıları sofistlerdi. Akıl cambazları, akıl oyuncuları. Çünkü aklın oynanabilen bir yanı var. Ancak belki çok sıkı aksiyomatik sistemlerde eliniz kolunuz bağlı olabilir. Ama günlük hayatta böyle değil. Günlük hayatta dayandığımız ilkeler, çıkarım kuralları, insanlar bir hesap makinesi gibi yaşamıyorlar, bir bilgisayar gibi yaşamıyorlar. Yani burada Spinoza'nın umutlarını, beklentilerini aynı anlayabiliyoruz ama bizim aydınlanmacı birçok entelektüelimiz de böyle düşünür. Aklın ışığı sözünü çok severler. Hangi aklın, nasıl bir ışık sorusunu sormak aklın ışığı gereğidir.
Yoksa aklın ışığıyla karanlığın içinde yaşarsın. Biz aydınlanmacıyız, sizler dogmacısınız, fanatiksiniz. Yani her fanatik karşısındakini fanatik olmakla rahat suçlayabilir. Kendisinin aydınlanmış, aydın o demek değil mi? Aydınlanmış. Nasıl oluyor? Bir tek kendisi lamba gibi. Değil mi? Hem ışık ona düşüyor hem o ışık veriyor. Ama zavallı ötekiler karanlık içindeler. Aklın yönlendiriciliğinde gönlünce yaşayabilir. Özgürlük. Demek ki bir köle, bir oğul, bir uyruk arasında büyük bir fark olduğunu düşünüyor ve onları şöyle tanımlıyoruz. Bakın burada yine sıkı bir düşünme çabası var, tanımlarla giden ama bu alanlar da matematikte olduğu gibi yapamazsınız yani. Çünkü yarar diyor, bilmem ne diyor, bir sürü ne demek istediği belli olmayan. Yani net olmayan, muğlak, belirsiz, tam değil. Salın sözünü bir ara kullanıyordu felsefeciler. Salın değildi. Yani exact anlamında. Köle bir efendinin yalnızca onun yararına olan buyruklarına itaat edendir. Kölenin tanımı. Oğul. Anne babasının buyruklarıyla kendisi için yararlı olanı yapandır. Kendisi için yararlı olanı. Ama tabii anne baba kendilerini mi düşünürler yoksa tabii burada oğul dediği çocuk demek lazım. Çünkü erkek. Gerçi tabii böyle dediğiniz zaman oğul erkek anlamına gelmiyor falan filan gibi karşı çıkmalar olur. Anne babasının buyruklarıyla kendisi için yararlı olanı yapılıyorsa evlat. Evlat oluyorsun. Evlat ne haber? Kendi yararına çalışıyorsun değil mi? Bak buyruk benden, yarar sende. O zaman evlat oluyorsun. Köle, şişt köle, bak, kendi yararıma olan şeyleri sana yaptırıyorum. Yani patronum, sen de dairede çalışan bir memursun. O zaman hep seni kendi yararıma çalıştırıyorsam, sen kölesin. Hala memur yahut özgür olduğunu sanabilirsin. Son olarak da uyruk. Üstün gücün buyruğuyla topluluğa, dolayısıyla da kendi yararına yönelik olanı yapandır. Yani vatandaş. Yani yukarıdan geliyor. Peki gelen buyruk kendi yararına değilse o zaman yapmaman lazım. Köle olursun o zaman. Demokratik siyasi bütünün temellerini yeterince aydınlık biçimde ortaya koyduğumu düşünüyorum. Görünüşe bakılırsa en doğal ve doğanın her insana tanıdığı özgürlüğe en yakın olan, yani Spinoza'nın demokratik toplumu. Çünkü bu siyasi bütünde hiç kimse tabii hakkını
gelecekte her türlü tartışmanın dışında kalacak biçimde başkasına devretmez. Tam tersine her insan onu kendisinin de bir parçasını oluşturduğu tüm toplumun çoğunluğuna devreder. Böylece herkes daha önce tabii halde olduğu gibi eşit kalır. Sonra özel olarak yalnızca bu siyasi bütünden söz etmek istedim. Çünkü o yapmayı hedeflediğim şeye en uygun olandı. Devlette özgürlüğün yararını ele almak. Hani özgürlük neden yararlı? Bu nedenle burada diğer güçlerin temellerinden söz etmiyorum. Sahip oldukları hakkı tanımak için onu nereden aldıklarını ve çoğu zaman hangi temellere dayandıklarını bilmemiz gerekmiyor. Çünkü hakkın bir temeli olması lazım. Nereden alıyorsun? Ama bunu bilmemiz gerekmiyor. Çünkü bu yukarıda gösterdiklerinden yeterince ortaya çıkıyor. Gerçekten de üstün gücü elinde tutanın bu ister bir kişi, ister birkaç kişi, ister herkes olsun, dilediği her buyruğu verme üstün hakkına sahip olduğu açıktır. Ayrıca gönüllü olarak ya da baskı altında kendini savunma gücünü bir başkasına devretmiş olan, tabii hakkından bütünüyle vazgeçmiş, dolayısıyla ona her konuda kayıtsız şartsız itaat etme kararı vermiştir. Kral, soylular ya da halk, devraldıkları bu hak devrinin temeli olan üstün gücü ellerinde tuttukları sürece, o da itaati eksiksiz sürdürmek zorundadır. Yani bu zaman krala da itaat edeceksin çünkü güç onun elinde. Siyasi bütünün temellerini ve hakkını ortaya koyduktan sonra şunları belirlemek kolay olacak. Sivil halde özel sivil hak, hak ihlali, adalet ve adaletsizlik nedir? Sonra da bir konfedere, bir düşman ve siyasi bütün aleyhine işlenen bir suç ne olabilir? Özel sivil haktan yalnız şunu anlayabiliriz. Üstün gücün buyruklarıyla belirlendiği ve yalnızca onun otoritesiyle korunduğu haliyle her insanın kendi varlığı içinde varlığını sürdürme özgürlüğü. Buradaki sivil tabi vatandaşlıktan anlamında, yoksa kıyafet resmi sivil anlamında değil. Bakın, üstün gücün buyruklarıyla belirlenecek. İki, ve onun otoritesi tarafından korunacak. Ama bir uyruk olarak siz de kendi varlığınız içinde varlığınızı sürdürme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Bu sizin sivil hakkınız. Vatandaşlık hakkı. Gerçekten de yalnızca kendi gücüyle belirlenmiş olan keyfince yaşama hakkını, yani kendini savunma özgürlüğünü ve gücünü başkasına devrettikten sonra her insan artık üstün gücün yargısına göre yaşamak ve salt onun koruması altında kendini savunmak zorundadır. Çünkü onun gücünü kabul etti. Bu seçimle de olabilir. Seçimle
sen üstün güçsün dedin ve böyle diyerek onun gücünü kabul ettin ve ona itaat etmek zorundasın. Bir yurttaş ya da bir uyruk, sivil hakka ya da üstün gücün buyruğuna karşı bir başkası tarafından herhangi bir zarara uğratıldığında ortada bir hak ihlali var. Çünkü hak ihlali yalnızca sivil halde düşünülebilir. Ama her şeyi yapmaya hakları olan üstün gücü kullananların uyrukların hakkını ihlal etmesi söz konusu olamaz. Daha Fransız ihtilali ortada yok. Yani yukarıdaki aşağıdakinin hakkını ihlal edemiyor. Demek ki üstün gücü kullanıyorsa. Demek ki yalnızca yasanın birbirine zarar vermeme yükümlülüğüyle bağladığı özel kişiler arasında bir ihlal söz konusu olabilir. İhlal yönetilenler arasında. Adalet her insanın sivil hak uyarınca sahip olduğu şeyi elinden tutmasına yönelik istikrarlı bir ruh halidir. Adaleti bir ruh hali diye tanımlamış. Ne haldesin? Adalet halindeyim. Eğer çeviri doğruysa. Adaletsizlik doğru dürüst bir yasa yorumu uyarınca herhangi birine ait olan şeyin sözde bir hak görünümü altında onun elinden alınmasıdır. Adalet ve adaletsizliğe aynı zamanda eşitlik ve eşitsizlik de denir. Çünkü uyuşmazlıkları sona erdirmek için görevlendirilenler insanlar arasında ayrım gözetmemek, herkesi eşit saymak, zengini kıskanmadan ve yoksulu hor görmeden her insanın hakkını aynı biçimde savunmak zorundadırlar. Bunlar tabii çok yerinde güzel düşünceler. Konfedereler bir savaş tehdidini savuşturmak ya da herhangi bir başka yarar nedeniyle birbirine zarar vermemek ve ihtiyaç halinde yardımlaşmak üzere anlaşmayla bağlanan iki eyaletin insanlarıdır. Bunlara konfedere. Bu iki eyaletin her biri kendi siyasi bütününü korur. Varlık nedeni, yani bir tehdit ya da yarara ilişkin neden sürdükçe bu anlaşma da geçerli olacaktır. Çünkü hiç kimse herhangi bir yarar umudu ya da zarar korkusu olmadıkça anlaşma yapmaz. Bakın anlaşma ne zaman yapılıyor? Yarar umudu ve zarar korkusu. Hadi anlaşalım deyince oradan bir yarar umudun olacak veya zarar etmeyeyim diye anlaşacak. Deneyimin yeterince gösterdiği gibi bu temel ortadan kalkarsa anlaşma da kendiliğinden sona erer. Gerçekten de farklı siyasi bütünler birbirine zarar vermemek üzere anlaşma yapsalar bile yine de içlerinden birinin daha güçlü hale gelmesini ellerinden geldiğince engellemeye uğraşırlar. Yani hep eşit kalmak isterler. Birbirinin sözüne de ancak her bir taraf için anlaşma yapmanın amacı ve yararı yeterince açık biçimdeyse, açık biçimde ortadaysa güvenirler. Bir başka deyişle aldatılmaktan çekinirler ve haksız değildirler. İstediğini yapma üstün gücüyle hakkını elinde tutanın
ve siyasi bütünün esenliğiyle yararını üstün yasa saymak zorunda olanın sözlerine ve vaatlerine kim bel bağlayabilir? Eğer üstün gücü kullananların, çünkü bir taraf çok üstün öbür taraf zayıfsa, şimdi üstünün verdiği söze nasıl bel bağlayabilirsin? Çünkü güç onda. Eğer üstün gücü kullananların hakkından habersiz bir ahmak değilse, öte yandan soruna din ve dine bağlılık açısından bakarsak şunu da görürüz. Sonuçta verdiği sözler yüzünden siyasi bir bütün zarar görecekse, onu ellerinden tutanlardan hiçbiri bir suç olmadan sözünde duramaz. Çünkü verdiği sözün siyasi bütüne zararı dokunabileceğini gördüğü anda ödevlerinden ilkine, yani uyruklarına karşı sadakatine ihanet etmeden bu sözü yerine getiremez. Ve genelde bu sadakat konusunda yemin edilmiştir. Düşman eyaletin dışında yaşayan ve o eyaletin hakimiyetini ne bir konfedere ne de bir uyruk olarak tanıyandır. Neyi tanımlıyor? Düşman. Bakın, düşmanın tanımını yaptı. Eyaletin dışında yaşayan ve o eyaletin hakimiyetini ne bir konfedere ne de uyruk olarak tanıyandır. Çünkü birine siyasi bütünün düşmanı sıfatını kazandıran şey kin değil, o bütünün sahip olduğu haktır. Yani beni yok etme hakkı olan biri benim düşmanımdır. Ama yok etme, yok edilme benim yararıma ise o başka bir şey. Tabii. Eyalet herhangi bir anlaşmayla hakimiyetini tanımayan kişi karşısında, kendisine herhangi bir zarar vermiş kişi karşısında sahip olduğu hakkın aynısına sahiptir. Öyleyse haklı olarak elindeki her aracı kullanıp onu boyun eğmeye ya da ittifak yapmaya zorlayabilir. Sonuç olarak siyasi bütün aleyhine işlenen suç, yani yönetim, ancak açık ya da üstü kapalı bir anlaşmayla haklarının tamamı eyalete devretmiş olan, haklarının tamamını eyalete devretmiş olan uyruklar ya da yurttaşlar için söz konusu olabilir. Üstün gücün hakkını herhangi bir biçimde elinden almaya ya da bir başkasına devretmeye kalkıştığında uyruğun böyle bir suç işlediği söylenir. Yani bu bir isyan. Kalkıştığında diyorum, çünkü mahkumiyet suçun işlenmesini izleyecekse eyalet çoğu zaman mahkumiyet kararı vermekte çok geç kalacaktır. Yani iktidarı devirme niyetiniz varsa suçlusunuz. Yoksa daha devirmedi diye suçlama imkanını ortadan kaldıramazsınız diye. Sonra çekincesiz üstün gücün hakkını herhangi bir biçimde elinden almaya kalkışan diyor. Yani kalkışıyorsan suçlusun. Kuşkusuz savaş zamanında herkes böyle bir mahkumiyeti son derece haklı bulur. Bir askerin görev yerini terk edip komutanından habersiz
düşmana saldırdığını varsayalım. Bu girişim kişisel ama doğru bir karara dayansa ve saldırı başarılı olsa bile yine de yeminini ve komutanın hakkını ihlal ettiği için o asker haklı olarak ölüme mahkum edilir. Hani düşmanı yendi ama itaat etmedi diye. Bakın itaat ne kadar önemli. Öyleyse bir insan kendi iradesiyle üstün gücün haberi olmaksızın kamusal bir işi üstlenmeye kalkışırsa bunun eyalet için gerçekten yararlı bir sonucu olsa bile söylediğim gibi o yine de üstün gücün hakkını çiğnemiş, onun aleyhine suç işlemiştir. Öyleyse mahkum edilmeyi hak eder. Bakın itaat ne kadar önemli. Son olarak her türlü kuşkuyu ortadan kaldırmak için şu soruyu cevaplandırmalıyız. Yukarıda dile getirdiğimiz gibi aklını kullanmayan her insanın tabiat halinde üstün tabii hak uyarınca iştahın yasaları altında yaşaması, vahyedilmiş tanrısal hakka açıkça aykırı değil mi? Bakın bunu getirdi, dine bağladı. Çünkü Tanrı üstün güç, dolayısıyla onun hakkı var senin üzerinde. Çünkü kesinlikle herkes aklını kullansın ya da kullanmasın, aynı biçimde tanrısal buyruk gereği hem cinsini kendisini sevdiği gibi sevmek zorunda olduğuna göre bir hak ihlali olmadan başkasına zarar veremeyiz. Ve yalnızca iştahın yasalarına göre yaşayamayız. Aslında tabiat halini dikkatlice gözden geçirme koşuluyla bu itiraza cevap vermemiz kolay olur. Çünkü tabiat hali hem tabiatın gereği olarak hem de zaman açısından dinden önce gelir. Bakın, tabiat hali dinden önce gelir. Gerçekten de hiç kimse Tanrı'ya itaat borçlu olduğunu tabiattan öğrenmez. Dahası bu bilgiyi akıl yürüterek de edinemez. Yalnızca belirtilerle doğrulanmış bir vahiy onu her insana tanıtır. Yani doğadan öğrenemez, akıldan da öğrenemez. O halde onu vahiyden öğrenecek. Bu nedenle vahiyden önce hiç kimse tanrısal bir hakka sahip olamaz. Vahiy onun için gereklidir diye. Ondan haberdar olması mümkün değildir. Öyleyse tabiat haliyle dini hal birbirine karıştırılmamalı. Tabiat hali dinden ve yasadan bağımsızca, dolayısıyla günaha ve hak ihlaline yabancı olarak algılanmalıdır. Paulus'un otoritesiyle doğrulayarak söylediğimiz de buydu. Tabiat halini vahyedilmiş tanrısal hakka öncel ve ondan bağımsız olarak algılamamamızın nedeni yalnızca insanların bilgisizliği de değil. Bunun bir başka nedeni hepimizin içine doğduğu özgürlüktür. Çünkü insanlar tabiat gereği tanrısal hakka saygı göstermek zorunda kalsalardı ya da tanrısal hak tabiat gereği hak olsaydı, Tanrı'nın insanlarla bir anlaşma yapıp onları bir anlaşma ve yeminle bağlaması gereksiz olurdu. Yani o zaman gayet doğal olacak. Yani neden bir anlaşma var? Çünkü
Doğada yok. Akılda da yok. O halde bunu din yapabilir. Müthiş bir açıklama bence. Tabii bu anlaşma Yahudiliğin temeli olduğu için. Hristiyanlığında. Bu nedenle şu çekincesiz kabul edilmeli. İnsanların açık bir anlaşmayla Tanrı'ya her konuda itaat sözü verdikleri ve tabii özgürlüklerinden neredeyse bütünüyle vazgeçip haklarını Tanrı'ya devrettikleri andan başlayarak tanrısal aktan söz edilebilir oldu. Sivil halde gerçekleştiğini söylediğimize benzer biçimde. Yani gelecek bölümlerde bunu işleyecek. Ama bize karşı çıkmakta hala ısrar edebilir, edilebilir ve şöyle denilebilir. Bu tanrısal hak, üstün gücü kullananları da uyrukları kadar bağlamaz mı? Tersine biz onun tabii hakkını koruduğunu ve her şeyi yapmaya hakkı olduğunu söylemiştik. Bu yüzden tabii halden çok, tabii haktan doğan bu zorluğu bütünüyle aşmak için şunu söyleyeceğim. Her insan tabii halde onu sağlıklı aklın buyruğu uyarınca yaşamak zorunda bırakan nedenin aynısıyla vahyedilmiş hakka da tabidir. Bakın nasıl uzlaştırma manevraları yapıyor. Çünkü onun için en yararlı ve esenliği için en gerekli olan şey budur. Bunu reddedebilir ama sakıncalarını ve tehlikelerini göze alarak. Öyleyse her insan bir başkasının kararına değil ama kendi kararına göre yaşamakta serbesttir ve onun herhangi bir ölümlüyü dini hakkın savunucusu ya da yargıcı olarak tanıması gerekmez. Bakın aracıları kaldırdı. Üstün gücün elinde tuttuğu hakkın bu olduğunu söylüyorum. Elbette o insanların fikrini alabilir ama birini yargıç olarak kabul etmek, kendisi dışında bir ölümlüyü şu ya da bu hakkın savunucusu olarak tanımak zorunda değildir. Yeter ki söz konusu kişi Tanrı tarafından özel olarak gönderilmiş ve bunu kuşkuya yer bırakmayacak belirtileriyle göstermiş bir peygamber olmasın. Yoksa peygamberlerin dışındaki bütün o zevat, ruhban takımı gereksizdir diyor. Ama o zaman bile üstün güç yargıç olarak bir insanı değil, onu gönderen Tanrı'yı tanımak zorundadır. O vahyettiği hak çerçevesinde dile gelen Tanrı'ya itaat etmek istemiyorsa, hiçbir sivil ya da tabii hakka karşı gelmeksizin bunun sakıncalarını ve tehlikelerini göze alabilecektir. Çünkü sivil hak bütünüyle onun kararına, tabii hak ise tabiatın yasalarına bağlıdır. Bunlar da yalnızca insanlara yararlı olanı hedefleyen dine değil, evrensel tabiatın düzenine, yani Tanrı'nın bizim bilemeyeceğimiz sonsuz kararına uygundur. Sanırım başkalarının da daha belirsizce kavradıkları şey budur. İnsanın Tanrı'nın vahyedilmiş iradesine karşı günah işleyebileceğini ama her şeyi önceden belirleyen sonsuz kararına karşı bunu yapamayacağını ileri sürer. Yani doğa yasalarına aykırı bir iş yapamazsın. Ama vahyedilmiş dinin buyruklarına uymayabilirsin. Ama bize şu soru yöneltilebilir.
Üstün güç dine açık bir anlaşmayla Tanrı'ya verdiğimiz itaat sözüne aykırı bir emir verirse ne yapmalı? Tanrısal buyruğa mı yoksa insani buyruğa mı itaat etmeli? Bu konuyu ilerideki bölümlerde anlatacağım diyor. Kesin ve kuşkuya bırakmayan bir vahiy söz konusu olduğunda her şeyden önce Tanrı'ya itaat edilmelidir. Ne var ki insanlar genelde din konusunda çok yanılgıya düşerler. Bu nedenle dine ilişkin olduğunu düşündüğü konularda kimse üstün güce itaat etmek zorunda olmasaydı, eyaletin hakkı her insanın farklı ve kararlarına, duygularına kalırdı. Onun için üstün gücün de burada önemi var. Dolayısıyla yalnızca üstün güç, tabii olduğu kadar tanrısal hak gereği, siyasi bütünün hakkını korumak ve elde tutmakla yükümlüyken, din konusunda uygun bulduğu düzenlemeleri yapma üstün hakkına da sahiptir. Yönetici dini durumları da değiştirebilir. Düzenlemeleri yapar. Üstün siyasi bütünü elinde tutanlar pagan olursa seçilecek yollardan biri insanın onlarla anlaşma yapmaması ve hakkını onlara devretmektense akla hayale sığmaz zorluklara gönüllü katlanmasıdır. Buna karşılık anlaşma yapılmış ve hak onlara devredilmişse insan böylece kendini ve dinini savunma hakkından vazgeçtiğinden onlara itaat etmek ve söz verdiği sadakate bağlı olmak zorundadır. Yani pagansa anlaşma yapmamalıdır. Ya da elbette buna zorlanacaktır. Ancak bunun bir istisnası var. Tanrı'nın kesin bir vahiyle tirana karşı özel bir yardım vaat ettiği ya da ad belirterek ayrı tutmak istediği bir kişinin söz konusu olması. Bu doğrultuda Babil'deki onca Yahudi içinden yalnızca Tanrı'nın yardım edeceğinden emin olan ve Nebukadnezar'a itaat etmek istemeyen üç genç çıktığını görüyoruz. Ama kralın bile çok sevdiği Daniel hariç, diğerleri belki Tanrı'nın bir kararıyla krala tabi kılındıklarını, kralın da tanrısal yönetimiyle siyasi bütünü ele geçirdiğini ve elde tuttuğunu düşünüp hiç duraksamadan meşru bir zorlamaya itaat ettiler. Tersine Elazar, vatanı büsbütün yıkılmadan önce halkına bir metanet örneği vermek istedi. Bu örnek sayesinde haklarının ve güçlerinin Yunanlılara devredilmesine razı olmaktansa her şeye katlanmaları, her türlü zorlamaya karşı paganlara bağlılık yeminine direnmeleri için. Demek ki bunların tarihinde iki örnek de var. Yani kimileri itaat etmiş, kimileri karşı çıkmış. Günümüze ilişkin deneyimimiz de bunu doğrular. Hristiyan siyasi bütünlerin başında bulunanlar, güvenliklerini sağlama almak için Türkler ve paganlarla ittifak yapmakta duraksamazlar. Onların ülkesine yerleşecek uyruklarına, insani ya da tanrısal konularda, anlaşmada açıkça öngörülmüş ya da o siyasi bütünce tanınmış olandan fazla özgürlük kullanmalarını yasaklarlar. Bakın, pagan ve Türklerin altında olanlar için söylüyor. Yukarıda da söz etmiştik, Hollandalıların Japonlarla yaptığı anlaşmada bu açıkça görülür. Yani pagan
tek tanrılı din mensupları o tek tanrılı dinden olmayanlar karşısında ne yapacak? Evet, ilginç bir bölüm. Şunu göstermeye çalışıyor. Dini yaşayabilmesi için insanların aklı ve yönetimle sağlıklı bir ilişki kurmaları gerekir. Bir düzen oluşturmak gerekir. Bu düzen nasıl bir düzen olacak? Bundan sonraki tartışmalar o yönde. Müthiş bir şey aslında. Yani dini yaşamanın, inancını yaşamanın sosyo-kültürel, siyasal ve politik, ekonomik altyapısı nasıl olacak? Nasıl geldi size bu bölüm? İlginçti ama kafamı çok karıştırdı. Kişisel anlamda hem ilginç hem karışık geldi bana. Değildi. Ama daha önceki bölümlerde söylediğinden farklı bir şey söylemiyor aslında, değil mi? Yani temel ilkelerini açmaya evet. çalışıyor ve onu işte sosyal, siyasal, politik boyutuyla işte hak kavramı üzerinden yani geliştirmeye çalışıyor. Söyledikleri, yararla ilgili söyledikleri beni evet. çok olumsuz etki. Olumsuz demeyeyim de karıştırdı kafamı. Böyle beklememiştim güce ilişkin yaklaşımını. Ya da yani bireyi güçlü olduğu sürece öbür bireylerin üstünde görüyor olmak kötü bir şey diye düşünüyorum. Tabii üstün güç kavramı. Evet. Üstün güç. Yarar da öyle. Yani üstün güç, yani bu demokrasi demesinin sebebi galiba o. Üstün güç, her bireyin kendi gücünü devrettiği güç. Yani kendi gücünüzü ona veriyorsunuz. Peki devretmezse hocam, orada da başka bir tehlike başlıyor değil mi? İşte devretmezse diyor, bu bireyin zararına olur. Yani o bakımdan güvenliği sağlanmamış olur. Korunmamış olur. Varlığını sürdürmede sıkıntı olur. Evet, teşekkür ederim. Dinlediniz. Bitireyim burada eğer başka sözünüz yoksa.